Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz biz aciz kullar istifade edelim ve kendisine yönelelim diye rahmeti gereği bazı gün ve geceleri üstün kılmıştır. Bu faziletli gecelerden birisi de Berat Gecesidir. Kadir Gecesinden sonra en faziletli gece Berat Gecesidir. Berat Gecesi müminler için toplu affın olduğu çok değerli, kıymetli, mübarek bir gecedir. Peki bu toplu aftan istifade edemeyecek kişiler var mıdır? Evet, Allah Resulü'nün beyanıyla 7 sınıf insan bu gecenin feyzinden, bereketinden, affından istifade edemeyecektir. Peki affolunmayacak bu 7 sınıf insan kimlerdir? Bu geceyi nasıl geçirmek gerekir? Hangi ibadetlere ağırlık vermek gerekir? Neler yapmak gerekir? Ve bu gecenin fazileti nelerdir? Buyurun beraber müzakere etmiş olalım. Kıymetli kardeşlerim, bu gecenin faziletiyle alakalı Tirmizi'nin rivayet ettiğine göre Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Bir gece uyandığımda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yanımda bulamadım. Onu aramak için çıktığım zaman bir de baktım ki Bakî mezarlığında ellerini semaya açmış Allah'a içten içe yalvarıyor. Ben de mahcup bir şekilde ya Resulallah diğer hanımlarının yanına gittiğini düşünmüştüm deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah ve Resulünün sana ihanet edeceğini mi düşünüyorsun dedikten sonra bu gecenin faziletiyle alakalı buyurdular ki İnna Allah azze ve celle yenzilu leyleten nisfi min Şaban. Muhakkak ki Allah Şaban ayının yarı gecesi olduğu zaman yani 15. gecesi yani Berat gecesi olduğu zaman dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Feyağfiru li ekthera min adedi şari ganemi kelbin. Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla kişiyi bu gece affeder. Tabire dikkat edelim. Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından daha fazla kişiyi affeder. Kelb kabilesi çok fazla koyunuyla meşhur bir kabiledir. Bir koyunun bile belki de milyonlarca kılı vardır. Hele hele Kelb kabilesinin koyunları binlerce. Yani burada Allah Resulü neyi beyan etmek istiyor? Toplu bir affın olduğunu beyan ediyor. Bu kadar çok fazla kişiyi affedeceğini beyan ediyor bu mübarek gecede ve bu hadisi şerifi de İmam-ı Tirmizi rivayet ediyor. Yine başka bir hadisi şerif de bu hadis-i şerifi de İbni Mace rivayet ediyor. Buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz İzâ kânet leyletün nisfi min Şaban. Şaban ayının yarı gecesi olduğu zaman yani öğrendik artık Berat gecesi olduğu zaman فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا gecesini kaim ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Değerli kardeşlerim, İslam'da önce geceler gelir, sonra günler gelir. Mesela biz perşembe akşamına cuma gecesi deriz. Bu doğru bir ifadedir. Mesela Ramazan-ı Şerif başlamadan evvel biz evvela teravih namazını kılıyoruz. Ertesi gün oruç tutuyoruz. Niçin? Çünkü akşamleyin artık Ramazan-ı Şerif başladı ondan dolayı. Dolayısıyla bu ibadetle geçirdiğimiz gece zaten Berat gecesi biliyoruz. Oruç tutacağımız hangisi? O da o Berat gecesinden sonraki gündür. Devamında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ muhakkak ki Allah azze ve celle yenzilu fiha li gurubi şemsi ile semai dünya. Güneşin batmasıyla beraber dünya semasına tecelli eder. Feyekulu şöyle nida eder, şöyle buyurur. Ela müstağfirin feğfira lehu. Günahından dolayı benden bağışlanmak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Ela müsterzikin feerzukahu. Maddi sıkıntı çeken, rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Ela mübtelen feuafiyehu. Bir belaya müptela olmuş olan yok mu ona afiyet vereyim. Ela keza, ela keza. Şunu isteyen yok mu vereyim, bunu isteyen yok mu vereyim diye Yüce Rabbimiz nida eder. Ne zamana kadar? hatta yatlu'al fecru, fecir doğuncaya kadar, yani imsak vaktine kadar. Yüce Rabbimizin bu nidası, benden af isteyen yok mu affedeyim, dua eden yok mu duasına icabet edeyim diye ifade ettiği, nida ettiği bu zaman ne zamanmış? Berat gecesi akşam namazıyla başlıyormuş, imsak vaktine kadar devam ediyormuş. Bu vakitler içerisinde mutlaka Allah'a çok yalvarmamız ve yakarmamız gerektiğini asla unutmayalım ve ihmal etmeyelim. Bu iki hadisi şerif bu gecenin ne kadar faziletli olduğunu bizlere açıkça beyan ediyor. Peki Berat gecesinin özellikleri nelerdir? Niçin mübarek, değerli bir gecedir? Kısaca ona da temas etmiş olalım. Değerli kardeşlerim, Duhan suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Hamim vel kitabil mübin, her şeyi açıklayan kitaba yemin olsun. Allah'ımız dikkatimizi çekmek için Kur'an'a yemin ediyor. Ey kullarım! Huzur mu arıyorsunuz? Kur'an'da bulursunuz. Dünya ve ahiret saadeti mi arıyorsunuz? Kur'an'a yapışacaksınız. Probleminiz mi var? Kur'an-ı Kerim'le çözeceksiniz diye dikkatimizi çekerek Kur'an'a yemin ediyor ve buyuruyor ki İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin, biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Mübarek gece hangi gece? Bazı müfessirlerimiz bu gecenin Berat gecesi olduğunu söylüyorlar. Diyeceksiniz ki hocam biz Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indiğini biliyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim'in iki türlü inişi vardır. Birincisi Levh-i Mahfuz'dan Beytül İzzet denen dünya semasına bir inişi vardır. Toplu iniştir. Bu Berat gecesi olmuştur. Olaylar vuku buldukça da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e peyderpey inmeye Kadir gecesinde başlamıştır. Ve dolayısıyla bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildiği için de bu gece faziletli olmuştur. Fiha yufragu kulli emrin hakim, o gecede her hikmetli iş ayrıştırılır diye de bu gecenin bazı özelliğine yine temas edilmiş. Demek ki Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına bu gecede inmiştir. İkincisi kıblenin Kudüs'ten Mescid-i Haram'a çevrilişi bu Berat gecesinin gününde olmuştur. Üçüncüsü her hikmetli işin ayrılması bu gece olmuştur. Az önce ayet-i kerimede okuduğum gibi, yani kulların rızıkları, ecelleri, efendim güneş tutulması olacak, zelzele olacak, kim ne kadar yaşayacak, kim hangi işle karşı karşıya kalacak. Bu bir senelik yapılacak olan işlerin tertibi görevli meleğe Allah tarafından veriliyor. Dolayısıyla bu gece Allah'ım bizi salihler arasına yaz diye de özellikle dua edelim. Memleketimizi ve dünyayı istila eden bu koronavirüsten bir an önce kurtulmamız için de Yüce Rabbimize bu gece özellikle çok yalvaralım ve yakaralım. Sakın ha, ertesi gün kalktığımız zaman hani böyle nidalar vardı, dua ettim kabul olmadı demeyesiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle sizden biriniz böyle demediği sürece duasına icabet edilir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Musa Aleyhisselam Allah'a yalvardı. Dedi ki ya Rabbi Firavun'u yerin dibine batır. Allah kabul ettim buyurdu. Firavun 40 sene sonra battı. Onun için her şeyin bir zamanı var. Bekleyeceğiz. Bu konuyla alakalı ben bir özel video çekmiştim. Şu kartlar bölümünden tıklayıp sonradan onu da izleyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, yine Berat gecesi müminlerin dualarının kabul olduğu, toplu affın olduğu değerli, kıymetli bir gecedir. Peki bu geceden istifade edemeyecek kişiler var mıdır? Maalesef vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunların 7 sınıf insan olduğunu bizlere beyan ediyor. Hadis-i şerifler İbn Hibban ve İbni Mace'de geçiyor. Ben onları vakit fazla geçmesin diye hadis-i şerifleri değil de o hadis-i şeriflerde zikredilen kişileri buraya kaydettim, sizinle paylaşıyorum. Birincisi Allah'a şirk koşan, ortak koşan kişiler bu gecenin affından istifade edemezler. Onların mutlaka şirklerinden vazgeçip Müslüman olmaları gerekir. Yani Müslüman olmayan bir kişi bu gecede affedilmez. İkincisi evkahinin, büyü yapan veya fal bakan kişiler de bu geceden istifade edemezler. Bu işleri yapmaya devam etme kararları olduğu sürece bu gece karar alırlar, bir daha böyle bir şey yapmayacağız diye ciddi manada tövbe istiğfar ederlerse onlar da istifade ederler. Ama falcı birisi bu gecede affolunmak için dua ediyor, ibadet ediyor. Bu geceden istifade edebilir mi? Edemez. Ne zaman istifade eder? Ya Rabbi bir daha yapmamak üzere karar aldım dedikten sonra. Üçüncüsü ev müşahin, Müslümanlara kin besleyen adamlar. Müslümanı gördüğü zaman rahatsız olan, İslami kisveyi gördüğü zaman, başörtüyü gördüğü zaman, sakalı gördüğü zaman, sarığı gördüğü zaman, ezanı duyduğu zaman rahatsız olan ama Müslüman olduğunu söyleyen, kandilde de camiye giden kişiler bu kinlerinden vazgeçmedikleri sürece bunların da affolunma şansı yoktur. Dördüncüsü müdmini hamrin, şarap içmeye devam edenler. Adam bu gece içmemiş, camiye de gitmiş, dua ediyor, affolunmak için uğraşıyor. Yarın içmeye devam edecek misin? Evet, bu gece kandil, bu gece içmiyorum diyorsa bu kişi de affolunmayacaktır. Anne babasına isyan eden, anne babasını üzen kişiler de bu geceden istifade edemeyecek. Anne babamızı üzdüysek mutlaka arayalım, gönüllerini alalım, onları memnun etmenin gayretinde olalım. Altıncısı zina edenler. Yani az önce söylediğimiz gibi zinadan vazgeçmemiş ama bir şeyler yapmaya çalışıyor. İstifade edemez ve en sonunda da evkâdi'i rahimin, sıla-i rahimi kesen, özellikle birinci ve ikinci derecedeki akrabaları, annesi, babası, kardeşleri, halaları, teyzeleri, dayıları, amcaları, bunlarla ilişkisini kesen bir kimse bu hal üzere devam ettiği sürece bu geceki toplu aftan istifade edemeyeceğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanından öğrenmiş oluyoruz. Peki bu gece neler yapalım? Değerli kardeşlerim, hadisi şerifi okuduk. Geceyi ibadetle geçirin, gündüzü oruç tutun. Geceyi ibadetle geçirebilmek için özellikle erkek kardeşlerim, yatsı ve sabah namazını mutlaka cemaatle kılmanız gerekir. Yatsı namazı ve sabah namazı cemaatle kılınmadıysa o gece eksik ihya edilmiş demektir. Hanım kardeşlerimiz evlerinde zaten namaz vakti geldiği zaman tadili erkana riayet ederek düzgün bir şekilde zaten namazlarını kılarlar. İkinci olarak mutlaka teheccüd namazına kalkalım. İmsak vakti atmadan önce zaten oruç tutacağız ya yarın. Efendimiz öyle buyurdu. Bu orucu da asla ihmal etmeyelim ha. Bir gün oruçtur zaten. 15 gün sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Kendimizi alıştıralım. Hatta bundan sonra pazartesi ve perşembe günlerini de oruçla geçirelim. Allah Resulü öyle yaparmış. Hem de Ramazan'a alışmış oluruz. Ramazan'a bir anda girince öyle hemen devamlı peş peşe oruçlardan da zorlanmamış oluruz. Zaten oruç için sahura kalkacağız. Mutlaka teheccüd kılalım. Kaza namazımız varsa kaza namazı kılmaya gayret edelim. Bu gece kılınacak bir namaz var. Salatul hayır diye ifade ediliyor. 100 rekat olduğu. Sayı hadis-i şeriflerde yoktur ama bazı büyüklerimiz bunu kitaplarında zikretmiştir. Bu namaz kılınabilir mi? Şunu söyleyeyim. Kaza namazı olan kişiler teheccüd ve kaza namazıyla yetinsinler. Zaten kolay bir şey de değildir. 100 rekatlık namazdır. Onun yerine bol bol kaza namazı kılalım. Ama benim kaza namazım yok, ben 100 rekatlık namazla kılmak istiyorum diyen varsa buyursun kılsın. 2 rekatta bir selam verilir. Fatiha'dan sonra 10 defa İhlas okunur ve bu şekilde bu namaz kılınır. Yine bu gece bol bol istiğfar edelim. Çünkü affın olduğu bir gecedir. Bol bol dua edelim. Allah'ım ne olur beni bu gece kötülerden yazma, iyilerden yazdıysan da ismimi orada sabit kıl diye bol bol dua edelim. Ve yarınki orucu da zaten söylemiş olduk. Son olarak şunu ifade edeyim ki değerli kardeşim, unutma, sadece bu geceyi ibadetle geçirmekle cehennemden beraatini alamazsın. Bu gece yapacağın tevbe istiğfarla, Allah'a yönelişle bundan sonraki hayatına yön verirsen beraatini o zaman alacaksın. Zira nice Berat gecesini tevbe istiğfarla geçirip ertesi gün o beraatlerini yırtanlar vardır. Tıpkı bir mahkum gibi şartlı olarak salıverilmiş ama ertesi gün aynı suçu işlemiş, hapse girmiş. Bunun beraatinin ne manası olabilir ki? Değerli kardeşlerim, bundan sonra söz verelim. Allah'ım ben sana karşı güzel bir kul olacağım. Habibine güzel bir ümmet olacağım. Anne babama karşı güzel bir evlat olacağım. Eşime karşı güzel bir eş olacağım. Çocuklarıma karşı güzel bir anne, güzel bir baba olacağım. Akrabama karşı güzel bir akraba olacağım. Hayvanlara karşı bile merhameti, şefkati olan güzel bir kul olacağım diye tevbe istiğfarla Allah'a söz verelim ve hayatımızı böyle tanzim edersek ölümümüzden itibaren melekler bizi karşılıyor ve ahirette amel defterleri dağıtıldığı zaman Yüce Rabbimiz bize ne ikramlar vereceğini beyan eden ayetleri okuyarak videoyu sonlandırıyorum. Yüce Rabbim bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Beraatini alıp ölüme kadar bu beraati kirletmeden hayat sürdürmeyi hepimize nasip eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ Kulû veşrabû henî'en bimâ esleftum fil eyyâmil hâliye.